Evet dostlar, yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Çok ara dere bir video kaydıyla karşınızdayım. Arabayı toplamaya başlıyorduk. Videoyu unuttuğumuzu fark ettik ve dedik ki hemen bir arabanın videosunu çekelim. Aslında bayağı yol üstünden döndük. Video çekmeye böyle çok karma karışık bir halde başladık. Bu videoda böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Yeni proje aracım arkadaşlar. Bu araba gerçekten projelik olarak aldım. Bu arabayı ciddi anlamda toplamam lazım. Öyle hani ufak tefek ya bir işte temizleyelim, biraz parlatalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, birkaç ufak tefek şeyden geçirelim, satalım değil. Bunun bayağı işi var. Zaten uzun süredir de işleri devam ediyor. Bu araba toparlanacak arkadaşlar. Tamamen sağın solun her yerine elleyeceğim. Ellemem de gereken bir araba zaten. Sadece motor yürüyen çok iyi olduğu için tercih ettim. Motor yürüyeni beni uğraştırmayan arabaları biliyorsunuz tercih ediyorum. Ama kaportada işi çok. Kaportayı gerçekten baya baya bir emek vereceğim. Uğraşacağım, harcayacağım. Zaten kaportasını bu şekilde bilerek aldık. Kaportası çok iyi olmadığı için zaten biraz da makul aldım. Üzerine para harcama durumunu birazcık üst seviyede bıraktım. Bu da bir dostumuzdan geldi. Bunu da öylelikle almış olduk ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Motor mekanik konusu arızası problemi vesaire olan arabalara ben yanaşmıyorum arkadaşlar. Yani arabanın kaportasında problemler olabilir. İşte bunun ön tamponunun boyası atık, arka tamponunun boyası atık, işte ne bileyim sağında solunda eksik noksan çok fazla şey var vesaire. Bunlar tamam bir nebze benim için yapılabilir şeyler. Ama motor yürüyen konusunda problemli araba her zaman için problemli arabadır. Yani benim için motor yürüyen de problem olmayacak. Kapılar şıkır şıkır açılıp kapanacak. Onlar da bir sorun olmayacak. Bunun haricindeki işte böyle üzerine para harcamalı olan arabalarınızı da tercih ediyorum. Alıyorum arkadaşlar. Motor mekanik konusunda aldığım bütün arabalarda zaten benimle araç alım serüvenine katılmış bütün arkadaşlarım bunu biliyor. Motor mekanikte ustamıza götürüyoruz. Ustamız kontrolünü sağlıyor. Tamamdır abicim, motor mekaniği gayet yerli yerinde düzgün. Hani seni yoracak, yıpratacak bir şey yok dediği an ben alıyorum. Hani bu bakımdır ya da ne bileyim ufak tefek bir malzemenin arızasıdır, eskimiş bir parçadır vesairedir. Bunlar önemli değil. Onları değiştiriyorum zaten ama hani motorda genel aksamda herhangi bir sorun olmadığı sürece ben arabaları alıyorum. Bu da zaten öyle bir araçtı. Ustamız motor mekaniğine onayı verdi ve aldık. Kaporta olarak da şimdi başlayacağız. Neler neler var arkadaşlar. Bir sürü şey var. Hemen gözümüze çarpan şu şuralardan başlayayım. Bakın buralarda artık küfler çıkmaya başlamış. Onlar yapılacak. Tavan zaten komple soluk. Tavan parlatılacak. Tavanın verniği gitmiş arkadaşlar. Ondan sonra yine keza aynı şekilde burada böyle ufak ufak nokta nokta başlangıçlar var. Bunların önüne geçilecek, yapılacak. İş döşemeleri keza aynı şekilde, şu an çok iç karma karışık, onlara çok girmeyeceğim ama iç döşemeleri değişecek arkadaşlar, onlar yapılacak. Ondan sonra kalorifer menfezi yok araçta, kalorifer menfezine 3 boyutlu yazıcıdan gene baskı alınıp yerine montesi edildi. Hani onları zaten bitmiş halinde detaylı olarak anlatacağım. Sileceğine kadar bir değişmesi lazım. Ondan sonra boya aksamında dediğim gibi burada şöyle boyası komple atmış, burayı sürtmüşler. Bu kadar değildi ben aldığımda, birazcık şöyle yanlarının kötü olanlarını da ustamızla baktık, kaldırdık. Biliyorsunuz onun yanlarının kötü olan yerlerini de kakması lazım ki o sadece vurulan yerin küçük bir yeri olmuyor. Yan tarafları da oynattığı için o yan taraflarını da kaldırıyoruz. Böyle geniş bir hale yayılıyor. Ondan sonra güzelce işte astar çekiliyor, boyası yapılıyor. Bunun dışında başka ne söyleyeceğim? Stop'un birini söyleyeceğim. Stop'u görüyorsunuz arkadaşlar. Çok mat. Bunu parlatacağım. Bunu hatta ayrıca bir şöyle detay tek tek de bir fotoğraf video çekelim. Instagram'da böyle kısa işlemleri paylaşıyoruz biliyorsunuz. Bunu da yine öyle bir paylaşırız. Bu stop'u canlandırabileceğime inanıyorum. Öncelikle canlandırmayı deneyeceğim. Orijinal stopu zaten arabanın. Ha gerekirse alırız, değiştiririz de ama biliyorsunuz el emeğimle çözebileceğim her şey size ücretsiz. Önemli olan arabalarda el emeğimle ne kadar şey çözersem o kadar iyi. Çünkü bunu size üstüne bir para maliyet olarak yansıtmıyorum. O stopu değiştirsem işte ekstra ne kadar farz misal stop atıyorum. Bu arabayı aldığım rakamın üstüne hadi 1000 lira daha yazıyoruz diyerek ilerliyoruz. Sonrasında küçük bir kar koyup zaten satıyoruz. Ama el emeğiyle yaptığım her şey size ücretsiz. Bu taraf değişmiş zaten. Bu gayet parlak güzel bir şekilde duruyor. O tarafı da canlı bir hale getirirsem o da benden size hediye olabilecek. Burası neden beyaz? Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu bir geri lambası arkadaşlar. Geri lambası beyaz olur. Neden bir tarafta var diğer tarafta yok diye soracak olursanız bu model yıllarındaki arabalarda ve sonrasındaki yeni model arabalarda üst modellerinde de kez aynı şekilde bir taraf sis olur. Bir tarafta geri sisi var. Bir tarafta ise geri vites ampulü var arkadaşlar. O yüzden biri diğerinden farklı. Kameramanımızı da bir aydınlatmış olalım.
Sonrasında bunlar yine yapılacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir haremiz, derin bir lekemiz var. O yapılacak. Kapı bandımızın biri yok arkadaşlar. Kapı bandımızın biri de alınıp yerine yerleştirilecek arkadaşlar. Şu flayer yazımız üstünde düzgün. Bunu zaten boyadıktan sonra güzel yapıştırmışlar. Şu altın bantını böyle yapmasalarmış iyiymiş ama ya değiştiririm ya da güzel sağlamsa bırakırım. Ona bakacağız. Ön çamurluk bu tarafta bir şey var mı? Yok. Bu tarafta yok. Altı feren kirli tabii de oralarda bir şey yok. Genel aksamıyla kabudu vesaire. Boya olarak iyi. Güzel boyanmış ama işte üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Çok fazla bir boya değeri de gelmiyor açıkçası. Öyle çok macun yüklü bir araba değil. Ama ve lakin işte atmalar, sürtmeler, ufak tefek şeyler var arkadaşlar. Bunları da biliyorsunuz biz kendimiz yapacağız. Şimdi bu arabada genel kabalama bir etrafını gördünüz. Eksiklerini zaten bir şeylere dokundum bile. Dediğim gibi içinin kalorifer menfezi yoktu. Çok gözüme çarpıyor. İçine bindikçe beni rahatsız ediyor. O yüzden kalorifer menfezini hemen baskısını aldım. Taktım arkadaşlar yerine. Kalorifer menfezinin baskısı okeylenip yerine oturtturuldu. Sonrasında içinde işte döşemelerimiz arkadaşlar. Onlar değişecek. Kapı döşemeleri komple yapılmış. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bu arabanın belki de işte bundan bir 4-5 sene öncesinde, yani çok yeni değil. O her halinden belli. İç döşemeleri değiştirilmiş. Kapı döşemeleri komple yapılmış. Ki kapı döşemeleri gerçekten çok kaliteli yapılmış. Bu çok hoşuma gitti. Ondan sonrasında içinin döşemeleri yeniden eskimiş arkadaşlar. Muhtemelen çocuk falan biniyordu. Çünkü çok fazla çocuk ayak izi var. İşte sağında sonunda böyle kurtlanmış, bir parmak takılmış, böyle çekiştirilmiş, orayı burayı bir kurtlayayım, bir oynayayım yapılmış. Öyle şeyler çok fazla. O yüzden döşemelerinde bir değişikliğe gidilecek. Dediğim gibi kapı döşemeleri içinde gerçekten çok güzel yapılmış. Kapı döşemelerinde öyle eksik noksan bir yerde yok. Bazı lekeler vesaire var. Onlar çıkarılacak. Bir de sağ taraf önde yapışmasında bir atan yer var. Orası yapılacak arkadaşlar. Onun haricinde kapı döşemelerinde çok bir işimiz yok. İçine yine devam edersek sağında solunda onarılacak şeyler var. Ufak tefek kırık malzemeler var. Onlar yapılacak, toparlanacak. Sonrasında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Orta aynayı düzgün yapıştıramamışlar. O düşmüş. Cam yeni değişmemiş. Cam değişmiş ama yeni değişmemiş. Eski bir cam. Hatta ne kadar eski olduğu LPG etiketinden belli. Bayağı hani 2000'li yıllarda falan değişmiş bir cam olsa gerek ki LPG etiketi duruyor. Genelde LPG etiketi olan camlar hep orijinal camlar olarak karşılaşıyoruz. Ama bu orijinal değil. Spektrum değil. Olimpia cam. Olimpia cam sonradan üretilen. Yine kaliteli camlardan biri. Olimpia cam takılmış. Bu bunun orijinali değil. Ama ve lakin hani kısa bir araba daha sıfıra yakınken muhtemelen değişmiş ki hala duruyor. Ya ön cam değişme zaten birçok arabada değişik oluyor arkadaşlar. Bunu çok nadir arabada ön cam değişik gelmiyor. Çünkü muhakkak yola gidiliyor, geliniyor. Artık 20 yaşlarına aşmış, 30'larına doğru merdiven dayayan bu arabalarda o kadar uzun yol serüveni vesaire muhakkak taş geliyor, bilmem ne geliyor. Ön cam değişiyor. Biliyorsunuz ön cam değişmek zaten çok olağan bir şey. Artık şeylerde bile yıllardır kaskolarda bile yılda bir kere ücretsiz ön cam değişimi diye bir paket var arkadaşlar. Ön cam değişimi çok fazla yapılan bir şey. Ama bunun ön camını ya yapılan ya işte iyi yapıştırılamadı, el çarpıldı, düştü vesaire gibi bir şey oldu muhtemelen. Bunun bu ön cam aynasını yapıştıracağım arkadaşlar. Aynası düşmüş. Onu da o şekilde halledeceğiz. Arabanın genel olarak hatları düzgün arkadaşlar. Bak bu tarafa doğru bir gel. Şimdi sağında solunda ufak tefek işte evet şeyler var. Yapılacak şeyler var ama bakın şoför kapısı için bile hani buysa güzeldir abi. Yani şu... Ya bazı insan çok dikkat etmez. Ya abi eski model araba, bunu işte böyle kapatsan ne olur? Biraz sert kapatsan ne olur? Arkadaşlar o arabanın, size şöyle söyleyeyim. Bu kazalar vesaireler yapıldıkça bu arabaların genel karasör dediğimiz kaportanın sökülmeyen parçalarında da eğilmeler, bükülmeler olabiliyor. Bunlar düzeltiliyor. Hatta robot dediğimiz sistemler var. İşte robotla çekiliyor vesaire, düzeltiliyor ama çok ağır kazalar görmüş arabalarda yani şu kilit yerini şu şekilde ayarlamak çok mümkünatı olan bir şey değil arkadaşlar. O yüzden bu bizim için önemli. Yani bu hele ki en çok kullanılan kapı şoför kapısı. En çok kullanılan kapı da bu kadar net ve düzgün kapanıyorsa kilidi, bizim için bu kıymetli. Buna önem gösteriyoruz. Yani alırken bence siz de bakabilirsiniz. Arabanın şöyle arka tarafında vesaire ya her yerinde. Bunun mesela opsiyon olarak şey de takılmış. Bagajı bunların çoğunda anahtarla açılıyor. Bu bir opsiyon. Bunu hep söylüyorum. Söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor ama o yıllar daha çok özellikler az olduğu için arkadaşlar
kadar işte içeriden bagaj açma tuşu opsiyon olarak konulan bir ek paket. Bunu opsiyon olarak satın alıyorsunuz. İçeride bir bagaj açma tuşu geliyor. O tuşa bastığınız zaman içeriden de bagajınız açılıyor. Elektronik bir şekilde bunu yapmışlar. Tabii sonradan çıkan yeni model arabalarda bu tarz şeyler yok ve çok basit görülüyor. Ama bu arabalarda opsiyon olarak yazılmış şeyler arkadaşlar. Yine dediğim gibi kapıların hepsi iyi seviyede. Yani bunlar bu şekilde açıp kapanması gerçekten benim için önemli arkadaşlar. Aracımız bu. Gerçekten üzerine emek vermem gereken bir araba. Yani şöyle baktıkça çok fazla şey görüyorum. Çok fazla şey, yani böyle anlatabildiğimin ötesinde çok eksik noksan görüyorum. Bir de biliyorsunuz benim bir takıntı seviyem var. Yani şu arabayı şöyleyken böyle güzel giyinip de şu arabaya oturmam bile yani. Benim için araba çok kıymetlidir. Arabanın temiz ve düzgün olması, çektiğinde ok gibi durması bizim için çok önemli. Bunu da o hale getireceğim. Bittikten sonraki hallerini muhakkak göreceksiniz. Bir şöyle genel anlamıyla bir fotoğraflamayı şimdi de yapacağım. Öncesi sonrası diye Instagram'a da bir reels içeriği olsun. Bu videodan da bu kadardı. Zaman geçiyor ve iş çok fazla. Benim gidip işime devam etmem lazım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.